Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Cuma günleri yayınladığım videoların konusuna Cuma'dan bir önceki Perşembe günü Telegram grubunda yaptığımız anketle birlikte karar veriyoruz. Bu ankete giren konulara da yine YouTube videolarının altına sizlerden gelen yorumlar veya Telegram grubunda sizlerden gelen yorumlar doğrultusunda karar veriliyor. Ben sizlerden gelen yorumların hepsini bu doküman içerisinde tutuyorum. Kaç farklı kişiden gelmiş, ne kadar zaman farklılıklarla gelmiş, bu kriterler doğrultusunda sonucunda da Perşembe günü anketi oluşturuyorum. Ankette de dün Hackash projesi en yüksek oyu alan proje oldu. O yüzden bu videonun konusu da Hackash projesi olacak. Hemen başlayalım. Benim bu videoyu çektiğim esnada Hackash projesi yaklaşık 1310. sıralarda ve yaklaşık 13 milyon dolardan market cap'e sahip. Hemen web sitesine girelim. Projenin önce sloganından ne olduğunu bir anlamaya çalışalım. Slogan bize diyor ki, bir kere Hackash sağlam bir dijital paradır diyor. Topluluk odaklıdır diyor. Merkeziyetsizdir. Bitcoin'in vizyonunu devam ettirir diyor. Ve hemen altında da 3 tane Proof of Work coin'den meydana gelen, 3 tane ölçeklendirilebilir katmandan meydana gelen açık finans ve merkeziyetsiz uygulamalar altyapısının da olduğu bir proje var karşımızda. Şimdi 3 tane coin ve 3 tane ölçeklendirebilir katman diyor. Biz bunların ne olduğunu anlayacağız. Videonun konusu Hackash. Hackash'ı anlamaya çalışacağız. Ama bu bağlı olduğu 3-3 olan şey de nedir onları da anlamaya çalışacağız. Kendine ait bir blockchain'i var. 3 katmanlı söylediği gibi bunlardan 2 tanesi şu an aktif. Az sonra değineceğiz ama kendine ait blockchain'i olduğunu bir önce anlayalım. Bu blockchain Proof of Work zaten onu da gördük. Şimdi öncelikle bir CoinGecko sayfasının üzerinden geçelim. Kaynak dağılımıyla başlayalım. Toplam kaynağımıza 697 bin demiş. 700 bin diyebiliriz. Önce bunu bir teyit edelim. Explorer'ına gelelim. Explorer'da şurada 697 bine teyit edebiliyoruz. Birinci kriterimiz bu toplam kaynağımız doğru. Sirkülasyon kaynağını hesaplayabilmemiz için de cüzdan dağılımlarını görmemiz gerekiyor. Sağ el üstte Explorer'da holders var. Buna bastığımızda çıkan ekranı azıcık aşağı çektiğimizde şurada top 100 HAC adreslerini görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada adresler yazıyor. İçlerinde ne kadar olduğu yüzdeleri de yazıyor. Top 100 bizim için zaten yeterli. Hesap kitap yapabilmek için. Bana sorarsanız şu anda 697 bin değil de yaklaşık 500 bin kadarı sirkülasyonda varsayılabilir. Bu da 500 bölü 700 dersek %70 civarında bir sirkülasyon miktarımız var. Peki maksimum kaynağımız da sonsuz diyor. Onu da bir anlayalım. Yine tarayıcıya geldiğimizde en üste çekip şöyle azıcık aşağı çektiğimizde şurada önemli bir grafik var. Şimdi videonun geri kalan kısmında da bu grafiği anlamak çok önemli olduğu için ve projenin içerisinde de çok büyük bir yer edindiği için şu grafiği bir anlayalım. O sırada şu maksimum kaynağı da anlayacağız zaten. Şimdi projede şöyle bir başlangıç yapılmış. Proof of Work bir ağda Bitcoin'in vizyonundan da ayrılmayacak şekilde proje start verirken çok bilinir bir proje olmayacağı için ilk madencilik yapan kişiler çok fazla elinde coin barındıramasın diye ilk yıllarda madenciliğin geliri daha düşükmüş. Sonra artar hale gelmiş. Buradaki her bir çubuk yaklaşık olarak bir yılı temsil ediyor diyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi ilk 3-4 yılda gelir madencilikten oldukça düşük. Şu an içinde bulunduğumuz dönem tüm zamanların en yüksek noktası. Şu anda bu projenin daha startı yeni veriliyor diyebiliriz. Şimdi grafiğe geldiğimizde göreceğiz. 3 yıldır burada CoinGecko'da diyeceğim ama aslında proje yeni başlıyor sayılır. Çünkü asıl kazanç bu noktada olduğu için daha yeni yeni madencileri, reklamı, topluluğu geliştirme sürecine girmiş durumda proje. Şimdi burada yaklaşık 10 yıl kadar devam edecek. Yani yaklaşık 9 yıl kaldı diyebiliriz. Bir oran var. 8888 yazıyor. Bu 8 çıkış oranı olarak değerlendirilebilir. Bu 8 ile ilk yılda %40 enflasyon var. Şurada yazıyor gördüğünüz üzere. Şu an içinde bulunduğumuz yıl için bu %40. Fakat aynı oranda çıkmaya devam ederken her yıl %40 olarak devam etmiyor. Şu an içinde bulunduğumuz yıl %40 ise önümüzdeki yıl aynı oranda çıkmaya devam etse bile bu %38'lere düşüyor. Çünkü mevcut miktar arttığı için yeni gelenin miktarı artmadığı için önümüzdeki yıllarda bu %38, %36, %34 şeklinde ine ine gidecek. Bu önümüzdeki yıllarda fakat
Yaklaşık 9 yıl kadar sonra şurada gördüğünüz gibi blok içerisinde çıkan miktar da düşüyor 8'den 5'e. Bu da şu demek yaklaşık %60 civarı bir düşüş olacak. Buralara kadar geldiğinde işte 20'lerde ise bu düşüş sırasında da %15'lere kadar falan düşecek. Sonra düşmeye devam edecek. Sonra bir daha köklü bir düşüş var. Bu düşüşler de Bitcoin'deki halvingin benzeri olarak değerlendirilebilir. Yani aslında proje şu anda bile hiçbir detayına bakmadan proof of work, kaynak çıkışı, enflasyonu hepsi belliyken bile 9 yıl sonra, 9 bile değil şöyle söyleyeyim, 8 yıl içerisinde fark edilip topluluğu çok genişlemiş olursa o noktalarda fiyat sıçramaya doğru baskı yapacak. Zaten bu görünüyor. Şimdi buradaki noktadan sonra bir 6-7 yıl daha devam ettikten sonra şuradaki sıçrama tabii ki daha da şiddetli olacak şekilde planlanmış. Bu zaten planlanmış ve blockchain içerisine yedirilmiş şekilde. Şimdi biz bu grafiği bir anlayalım. Sonra dediğim gibi projeyi daha detaylı anlamaya çalışırken bizim için ihtiyacımız olacak. %40 enflasyonumuzla devam ediyoruz. Grafiği maksimuma getirdiğim zaman 3 yıllık grafik CoinGecko'da, 3 yıllık CoinGecko ve %70'lerde sirkülasyon aslında projenin tok bir proje olduğunu bize gösteriyor. Ama az önce şurada gördüğümüz grafiğe göre ve şimdiye kadar da pek bilinir olmadığı için zaten proje yola yeni çıkmış denilebilir. Borsalara geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada ZGX, NKYC ve TradeOgre var. Kendi web sitesine gireceğiz. Şimdi tıklayacağız. Orada birkaç tane borsa linki daha var. Hepsi burada görünmüyor. Borsa durumu da bu şekilde. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük, ortaya yakın. Neden ortaya yakın? Çünkü şu anda içinde bulunduğumuz yılda %40 enflasyonu var. Boğada olmamıza rağmen %40 olduğu için ortaya yakın. Grafik ve fiyat algısındaki riskimiz orta düşük, düşüğe yakın. Şimdi bunu tamamen düşük diyebilirdim ama son birkaç ay içerisinde 30x gibi bir hareket yaptığı için orta düşük, orta kelimesini de kullanmak gerekiyor. Borsalara geldiğimiz zaman yaklaşık 3-5 adeti borsada listeli. Bu aslında içinde küçük de olsa bir risk barındırıyor. Yani normalde hep yoka yakın dediğim o risk burada bir tık daha yukarıda. Az sayıda borsa olduğu için. Ama ZGX ve NKYC borsaları hacklenmediği sürece piyasadaki en düzgün altyapıya sahip borsalardan birkaç tanesi. Bu borsaların önümüzdeki yıllarda adını belki daha fazla duyabiliriz. Eğer hacklenmezlerse ben eminim daha fazla duyacağımızdan. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Hızlı bir özetimizle geçtik. Şimdi GitHub'la devam edelim. GitHub'a geldiğimiz zaman 24 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Bu 24 paylaşımdan yaklaşık 20 tanesi direkt olarak projeyle alakalı ve yaklaşık bunlardan 8 tanesi de düzenli olarak güncelleniyor. Detaylı girip bakabilirsiniz. Aralarda işte web sitesinin olduğu, işte dokümantasyonun olduğu, white paper'ın olduğu paylaşımlar da var. Ama diğerlerin içerisinde cüzdanlar, ağın kendisi, birçok şey açık kaynak kodlu yani. Proje %90 oranında açık kaynak kodlu diyebilirim şu anki görüntüsünde. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 3500 takipçi olduğunu görüyoruz. Şimdi videonun başından bu noktaya kadar söylemedim. En önemli konulardan bir tanesi Bitcoin felsefesiyle başlamış Proof of Work ve aynı zamanda ekibi de yok. Çünkü ekip konusuna daha gelmediğimiz için projede ekip yok. Ekip anonim olarak geçiyor. Fakat tabii birkaç ufak tespit yapmaya çalıştım ben. Göstereceğim onları size. Şimdi ekip olmadığı için gördüğünüz bu web sitesi, tarayıcı, bu işte Twitter hesapları falan bunlar hepsi topluluk tarafından yapılıyor. Bu Twitter'da topluluk tarafından yapılmış ve bir tek bu Twitter hesabı yok. Web sitesinde en aşağı geldiğimiz daha sonra göreceğiz. Birçok Twitter hesabı var burada. Hatta onların dışında bile başka Twitter hesapları var. Hepsi böyle işte 3000-5000 takipçili. Bunun iyi yanı şu, organikler. Yani sahte takipçi pompalanmamış şu anda ve paylaşımlar düzenli devam ediyor. 1300. sırada bulunan bir proje için bile Twitter yeterli seviyede diyebiliriz şu anda. Şimdi tekrar web sitesine gireceğiz. Ve projenin ne olduğunu önce bir anlayalım. Sonra da sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçeceğiz. Web sitesine geçmeden önce şurada tarayıcının üzerinde birkaç ufak noktaya bir değinelim ki anlatım yaparken ihtiyacımız olacak. Dediğimiz gibi burada 3 tane coin var aslında. Bunlardan bir tanesi Hutch. Asıl bu videoda incelediğimiz. 2 numaralı Hutch Diamond. Onun istatistiği de bu tarayıcının üzerinde görünüyor. 3 numaralı da BTC. Bu BTC de bildiğimiz BTC. O BTC bu projenin ağına çekilebiliyor. O yüzden 3. coin olarak bu görünüyor. Şu anda miktarı 0 çünkü henüz bu sistem tam aktif değil. Şimdi ne olduğunu anlamaya çalışacağız biz. Aşağı doğru indiğimiz zaman da bu HDD ile alakalı gördüğünüz gibi bazı böyle NFT görüntüleri gibi görüntüler var.
Bunlardan da bahsedeceğiz. Sadece şu tarayıcıda onları bir önden kısaca bir görmüş olalım ki anlamlı olsun. Web sitesine geldik. Sayfayı birazcık aşağıya çekip şuradan konuyu anlamaya çalışabiliriz. Şimdi piyasada bildiğimiz üzere Bitcoin, bu bir projeyi anlamaya çalışan Bitcoin'i koymamız lazım. Ethereum, devasa platformlar ve bazı proof of stake, proof of work blockchain'ler var. Her blockchain kendi alanında iyi işler çıkartmaya çalışıyor, hizmet vermeye devam ediyor. Bu videoda anlamaya çalıştığımız projede şurada karşımızda bulunan Hackash projesi diyebiliriz. Buraya sadece Hackash diyemiyorum çünkü burada aslında üçü birden var bu grafiğin içerisinde. Ama yine de biz Hackash yazalım. Hackash'in sistemini anlamaya çalışalım. Şimdi önümüzde 3 tane katman var. Katmanlardan bir tanesi Layer 1. Katman 1. Bu içerisinde Hackash'ın HAC'sini, hacı. Burada hatch diyorum. İkincisi HD'yi. Hatch Diamond diyorum buna da. Üçüncüsü Bitcoin'i içerisinde barındıran Proof of Work bir blockchain var. Bu Proof of Work blockchain'in içerisinde az önce Hatch'ın tokenomics'ini anlamaya çalıştık. Maksimum kaynağımız sonsuz. Sürekli enflasyon azalarak gidiyor. Belli bir süre sonra çok 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 az bir seviyeye gidecek ama sonsuz. Neden? Projenin dokümantasyonlarında da görülebilir. Bitcoin'e benzer bir hat kurulmuş ama Bitcoin tabii ki bir ödeme aracı olamadığı için hac bu problemin üstesinden gelecek şekilde kaynak sonsuz olacak şekilde enflasyon çok fena azalsa bile hala çok küçük bir enflasyon olacak şekilde ve virgülden sonraki işte sıfır hanesinin çok daha fazla olduğu bir altyapıyla hazırlanmış ki ödeme aracı olabilsin. Şimdi bu bir tasarımı yapıp ödeme aracı oluşturmaya çalışınca gönder aldaki hız ve komisyon da önemli olduğu için bu katman 1'in üzerine bir de katman 2 oluşturmak zorunda kalmışlar. Şu anda burada gördüğümüz katman 2 piyasada gördüğümüz Ethereum'un şuraya Bitcoin'i şuraya Ethereum'u koyalım. Ethereum'un katman 2'leri var ya işte hızın daha yüksek, komisyonun çok daha düşük olduğu ve uygulamaların yazılmasının kolay olduğu. Benzer bir mantıkta burada katman 2 oluşturulmuş ve burada da payment diyor ödeme için. Neden? Biz hacı ödeme aracı olsun diye oluşturduk ama onun değeri çok artarsa bu ağ da şişerse hız ve komisyonda problem yaşarız. O yüzden katman 2'nin hazırlığını şimdiden yapmışlar ve bu katman 2 de şu anda aktif. Bu haçlarımızı biz gönder al yaparken katman 2 üzerinden yaparsak adına da bir channel sistem demişler. Web sitesinde linkleri var. Gönder alı bu channel sistem üzerinden yapıyoruz ve bu da katman 2. Haçın olayı bu. Aynı zamanda bir de buna bir katman 3 bağlanma kararı alınmış. Bu katman 3 şu anda hazır değil. Peki ekip yok. Bu katman 3 kim yapacak? Nasıl olacak? Projenin GitHub'ında topluluktan gönüllü kişiler bir araya gelmişler. Az önce size söylediğim gibi videonun sonuna doğru o topluluk kişilerine bakacağız. GitHub'dakilere de bakacağız. Orada bazı güçlü profiller var. Onların belki ilk kurucu kişiyle yakınlığı olabilir ama bilmiyoruz kurucunun kim olduğunu. Katman 3 de şu an planlar içerisinde ama henüz aktif değil. Katman 3 ne? Gördüğünüz gibi burada DApp yazıyor. Merkeziyetsiz uygulama. Yani smart contract altyapısı. Biz böyle bir sistem oluşturuyoruz ama bunu daha sonra DeFi'de kullanmak isteyebiliriz. Yani merkeziyetsiz finans uygulamaları veya oyunlar etc. bir sistemler silsilesi platforma dönüşmek istersek smart contract altyapımız olması lazım. O yüzden katman 3'ün temelini şimdiden atalım demişler. Temelini atmışlar. Ama sistem henüz aktif değil. Aktif olduktan sonra bu haçlarımız katman 2 üzerinden gönder al için transaction'lar için katman 3 içerisinde de uygulamaların içerisinde kullanılabilir olacak. Planların içerisinde bu var. Şimdi bu haç kısmıydı. Bir de haç diamond ve BTC'yi de anlayalım. Çünkü o da sistemin içerisinde. Hatch Diamond anlaşılması gerçekten çok zor bir sisteme sahip. Ama tabi anlamamız gerekiyor. Şimdi şuradan Hatch'ı şöyle koyalım. Bunun madenciliği yapılıyor. Madencilik yapılırken ne oluyor? Madenci makineler transaction'ların bilgilerini işte blok içerisine koyuyorlar. Sonra yeni blok hazırlanıyor. Blok tamamlandıktan sonra mühürleniyor. O mühür dediğim şey şifrelenme. Sonra sıradaki blok geliyor. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu blokların her birinde numarası var. İşte atıyorum 3565. Uyduruyorum tamamı. Şimdi bu devam ederken numaralar sonu 0 ve 5 olan blokların tamamlandığı anda Hatch Diamond ortaya çıkıyor. 1 1
Hacı Diamond ortaya çıkıyor. Bu da yaklaşık 20 dakika gibi bir sürede oluyor. Yani her yaklaşık 20-25 dakika gibi bir sürede bir tane Hacı Diamond ortaya çıkıyor. Bu Hacı Diamond ortaya çıkarken de bu transaction ve blok numaraları üzerinden unique, benzersiz bir numara tayin ediliyor. Bu tayin edilen numara üzerinden de bir NFT görseli atanıyor. Böyle özel bir sistem oluşturulmuş. Yani hac madenciliği yapılırken belirli aralıklarda o madencilik blokunun ispatı da olarak, yani aslında tarihte önemli bir noktanın da işareti olarak Hac Diamond ortaya çıkıyor. Ve bu bir NFT ile süsleniyor. Ve bu tekrar kopyalanamıyor. Aynısı tekrar oluşturulamıyor. Şimdi hacın maksimum kaynağı sınırsız, enflasyonu azala azala devam ediyor ama Hac Diamond o şekilde ayarlanmamış. Hac Diamond'ın toplam kaynağı, maksimum kaynağı sınırlı. Belli bir sınır var. CoinGecko'da Hac Diamond diye arattığınız zaman onun da sayfası var. Orada maksimum kaynakta o rakam yazıyor, ezberinde değil. Böyle de bir sistem kurulmuş. Bu sistemde de şu çıkan Hac Diamond'ı nasıl elde ediyoruz? Bir de bu durum var. Şimdi hacın madenciliği yapılırken bu bloklarda, bu rakamlarda böyle bir Hac Diamond çıkıyor ve o da NFT'ye dönüşüyor ya. Bunu elde edebilmek için az sonra göreceğiz bir web sitesi oluşturulmuş. Bu NFT'ler ürediğinde orada sırasıyla çıkıyor. En yüksek hac teklifi yapan kişi o NFT'yi, o Hac Diamond'ı elde ediyor. O teklifte verilen hac coin de büyük oranda burn oluyor, yakılıyor. Yani hacın maksimum kaynağı sınırsız ve enflasyonu %40 ama Hac Diamond'lar çıkarken de haclar bir yandan burn oluyorlar. Böyle de bir mekanizma kurulmuş projenin üzerinde. Kompleks teferruatlarına çok fazla giremedim. Buraları böyle basitçe numaralar üzerinden anlatmaya çalıştım. Ama dokümantasyonlarında, white paper'larında kompleks kısmı yazıyor. İyice detaylı ilgilenen kişiler oralara bakabilirler. Bir de şunu anlayalım. Bitcoin'i de bu ağda kullanabiliyoruz. Bu ne demek? Şimdi böyle bir sistem oluşturulmuş ki bu projede Bitcoin'in ana ağındaki Bitcoin'in kendisini bu ağın üzerine atabiliyoruz. Bu sistem şu an aktif değil. Testnet yapılmış. O testnet üzerinde denemeler yapılıyor. Başarılı olan bazı denemeler var. Fakat her şeyden %100 emin olmadan ana ağ bu sistemi tabii ki aktarılamaz. Aktarıldığında BTC'ler bu ağa getirilebilir olacak. Fakat bu ağdan yeri BTC ağına gönderilemez olacak. Tek yönlü bir geçiş. BTC'niz var. BTC ağında kullanmak istemiyorsunuz. Hakaş ağına gönderip Hakaş ağında kullanabiliyorsunuz. Hakaş ağında da başka cüzdan adresine gönder, al yapabiliyorsunuz veya satabiliyorsunuz. Fiyat farkı olur mu? Ufak tefek fiyat farkları olabilir. Fakat bu geçişten sonra burada benim BTC'm güvende mi diye merak ediyorsanız, şimdi böyle bir kompleks ve sağlam bir sistem kurulmaya çalışılmış ama tabii ki BTC buraya geçtiği sistemde hack veya işte atıyorum bütçesel hesap kitapta bir yerlerde eksik kalan bir nokta olursa belki bir pürüz olabilir. Bu sebepten ötürü zaten sistem henüz aktif değil. Aktif olduğunda da kullanmayı deneyecekseniz bile çok dikkatli, önce çok küçük miktarlarla denemeyi lütfen unutmayın. Böyle de bir sistem var. BTC buraya girip burada kullanılabilir hale gelecek. Dolayısıyla aslında ağ değer de gelmiş olacak. Temel mantık projenin aslında bu şekilde. Daha bir sürü teferruatı var. En basit ve en anlaşılabilir şekliyle anlamaya çalıştık burada. Önemli, özgün bir sistem kurulmaya çalışılmış. Bitcoin'e nasıl biz piyasanın altını diyorsak, bu sistem de Proof of Work üzerinden Hac Diamond'ı sistemin altını haline getirmiş. Hakaş'ı kendisine, Hac'ın kendisine ödeme aracı, merkeziyetsiz finans uygulamaları altyapısında kullanılabilir hale getirmiş ve ana ağdaki Bitcoin'de değerlendirebilecek yan bir sistem entegre edilmeye çalışılmış. Temel olarak projemiz bu şekilde. Buraya kadar anladıktan sonra şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Ekibimiz yok dedik. Ekibin olmaması da temel olarak zaten bilinçli bir şekilde yapılmış. İşte biz genelde biliyorsunuz ekibi olmayan projeler, özellikle ben çok karşıyım. Özellikle proje ilk safhalarındaysa, henüz tam merkeziyetsiz hale gelmediyse ekibi olması lazım ürünler ortaya çıkana kadar. Ama şimdi proof of work bir blockchain oluşturulduğu zaman, her şey tam otomatize edilmeye çalışıldığı zaman ekip tamamen ortadan kaybolmuş olabilir. Yani burada kıyaslama yapılacak şey kripto piyasasındaki projeler değil.
Bitcoin'in kendisi. O yüzden özgün bir proje var karşımızda. Ekibin olmamasına çok takılmıyorum. İlk yıllarda zaten madencilik yapılırken çok fazla kazanç elde edilmesin diye bir düzenek kurulmuş ya. Bu zaten mantık çerçevesi içerisinde oluşturulmuş. Hani ben her projede söylüyorum ya, illa ekip olacak, ne yaptığını göreceğiz, cüzdan dağılımını göreceğiz gibi veriler. Biz Kilopi projesini başlatırken de tespit ettiğimiz şey neydi? En başta ekip olacak ama ekip önden hazır token giderse işte ekip kendi arasında problemler yaşayabiliyor veya işte proje geliştirirken bir kısmı yatabiliyor, bir kısmı devam edebiliyor. İlk başlayan kişilerin elindeki bütçe çok yüksek olabiliyor. Bu proje de bunları göz önünde bulundurarak başlamış. Bu detayı da söyledikten sonra yatırım tavsiyesi değil bunlar, haberiniz olsun yani. Hani sadece ben eksik bilgi olmasın diye bunları anlatmaya çalışıyorum. Şimdi videonun sonundaki değerlendirmede tabii ki negatif şeylerini de söyleyeceğim. Devam edelim. Şimdi web sitesinin üzerinden çok hızlı geçeceğiz. Şimdi web sitesinde bir kere eğer girip her linki tıklayıp hepsinin altına girmeye çalışırsanız göreceksiniz ki çok sayıda link birbirini tekrar ediyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Kayboluyorsunuz web sitesinin içerisinde. Sloganımızın hemen altında diyor ki bize: bireyseniz burayı tıklayın. Madencilik yapmak istiyorsanız burayı. Eğer bir iş ortamından gelmek istiyorsanız, işte şirket olarak geliyorsanız burayı tıklayın. Eğer bir sanatkarsanız burayı, tasarımcıysanız, yazılımcıysanız da burayı tıklayın diyor. Hızlıca hepsine bir bakalım. Bireysel olduğumuz zaman bizi nereye yönlendiriyor? Hac satın al, Hac Diamond satın al, cüzdan seç, kur. Belki madencilik yapmak isteyebilirsin. Topluluğa katıl, sosyal medya linklerini gör veya hacdan ödeme yap diyor saniyeler içerisinde. Bunu tıklarsak da bizi katman 2'nin olduğu yere yönlendiriyor. Bunları tıklamayacağım. Dediğim gibi her biri alt alta çok fazla benzer şeyleri açıyor. Madenciliğe tıkladığımız zaman da Hac mining yapabilirsin, Hac D mining yapabilirsin. İkisini de teferruatlı anlatıp yönlendiriyor. Hac yapacaksan eğer mining havuzlarını, mining kaynaklarını, uygulamalarını ve tool'larını görebileceğin linkler yine aynı şekilde birçok link aynı sayfalar açıyor. Eğer şirket olarak gelecekseniz de yine size aslında burada işte şirket Hac'la ilgili iş dünyasında bir şeyler yapacaksanız, Hac Diamond ile yapacaksanız veya BTC ile yapacaksanız bunlar yine sizi aslında madencilik sayfalarına yönlendiriyor. Bir de az önce konuştuğumuz katman 1, katman 2, katman 3 konularını da tıkladığımızda bize detaylarını aslında anlatıyor. Yine borsalara falan da yönlendiriyor. Linklerin altlarına yani kendiniz bakabilirsiniz, boş kaldığınızda aşırı fazla link var ve çoğu aynı yere yönlendirdiği için tıklamıyorum ben. Eğer bir sanatkarsanız Hac Diamond'ın sanat kısmını görebilirsiniz. NFT'ler kısmını. Nasıl oluşturulduğunu öğrenebilirsiniz. Bir inscription sistemi var. Detayına girmeyeceğim şimdi. Bu inscription transaction'ların üzerine çok küçük verileri kaydederek işte bu NFT'leri veya Bitcoin'i diğer adam bu ağa getirme gibi sistemleri oluşturmaya yarıyor. Şimdilik bu kadar bilsek yeterli. Hac Diamond'ı nasıl elde edebilirim? Hac Diamond'ın cüzdanı. Hac Diamond'ları göster. Onu da göreceğiz az sonra. Eğer sanatçıysanız da bu linki tıklayıp detaylarına girebilirsiniz. Tasarımcıysanız, yazılımcıysanız da bu linki tıkladığınız zaman işte atıyorum GitHub'da paylaşımlara destekte bulunabilirsiniz. Direkt tıklayınca GitHub'a bizi yönlendiriyor. Bu sayfalar hepsi kasıyor. Yan sayfaların o yüzden. Yine diğer linklerde de biz genel olarak madenciliğe ve tasarımcılarla tartışa tıktığım zaman da Discord'a yönlendiriyor. Topluluk tarafından giden bir proje olduğu için genel olarak yönlendirme bu şekilde. Hemen altında yine Buy Hackash tıkladığım zaman bize satın alabileceğimiz merkezi borsaları gösteriyor. Gördüğünüz gibi Hacı, TradeOgre, ZGX, NKYC, Windax, Dextrade ve HKC'den alabilirsiniz diyor. Hac Diamond'ı da yine ZGX, NKYC, HKC'den alabiliyoruz. Bir de HD'nin DEX'inden alabiliyoruz. Şimdi bir de cüzdanınızı seçin diye bir linkimiz var. Birçok cüzdanımız var burada. Şurada hiçbir cüzdan yüklemeden tarayıcı üzerinden hemen işlem yapabiliyoruz. Online web cüzdanı, offline web cüzdanı, masaüstü cüzdanı, komut satırı cüzdanı veya madenciler için node cüzdanı hepsini tıklayıp görebilirsiniz. Explore Blockchain yine blockchain'in tarayıcısına gidiyor. Şimdi şu kısım en önemli kısımdı zaten. Hızlı bir şekilde şimdi aşağıya doğru gidelim. Eşitlik ve inovasyon. Proof of work varlıklarda biz bunu sağladık. Sağlam bir parasal sistem ve doğru, stabil bir alım gücü. Bitcoin'in yeni nesil versiyonu, geleceği. Açık bir finansal altyapı. Aynı zamanda Cyberpunk'ın vizyonunu da gerçekten hayata geçiriyoruz diyor. Şimdi burada söylemek istediği şey biraz kompleks.
Burada bir link daha açtım. Şimdi ondan bahsedeceğim. Burada Cyberpunk'ın vizyonu dediği şey aslında 1982'den beri bir işte elektronik varlık oluşturulsun, alım satımlarda kullanılabilsin, sürdürülebilir olsun, alım gücü sağlam olsun, hacklenemez olsun, kopyalanamaz olsun gibi birçok kriter var. Uzun zamandır gelen bir bakış açısı, bir vizyon var. Biz bunu hayata geçirecek sistemi tasarladık şeklinde bir açıklama var burada. Burada reklam yapmıyorum ama Hakaş'ı araştırırken tabii ki bana da çok büyük faydası oldu. CryptoOffice YouTube kanalı. Şu anda zaten Hakaş'ı internetten araştırdığın zaman birkaç yıl önce birkaç tane video var. Onun dışında neredeyse hiç kaynak yok. Fakat Türkçe CryptoOffice kanalı konuyu olabildiğince net bir şekilde anlatmış. 40 dakikalık bir video var. O videoda bu Cyberpunk vizyonunu da anlatmış. Mesut Hoca bakabilirsiniz. Birazcık daha aşağı indiğimiz zaman Hutch Diamond, Hutch ve BTC. Az önce konuştuğumuz 3 tane varlığı buraya koymuşlar. Tıkladığımız zaman da her birini kendi içerisinde anlatan web sayfası var. Sadece yazılarla anlatan web sayfası var. Biraz aşağı indiğimizde az önce buradan anlamaya çalışmıştık. Burada da her birini tıkladığımız zaman katman bir mentalitesi, nelere sahip ve kıyaslamalar, açıklamalar hepsi burada bize tek tek anlatılmış. Genelde tıkladığımızda GitHub üzerindeki o konunun makalesine yönlendiriyor bizi. Katman 2 de aynı şekilde, katman 3 de aynı şekilde. Detaylarını, Layer 3'ün case'i budur diyor. GitHub'da anlatıyor. Hatta bir de yan web sitesi var. Şimdi bu yan web sitesine de geleceğiz aşağıdan. Bu şekilde 3 link burada hazır. En aşağıda kümende bütün linklere bakacağız. Çünkü sayfanın üzerindeki linkler çok fazla aynı yerlere gidiyorlar. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine buradaki katman 1, katman 2, katman 3'ü farklı bir şekilde görselle entegre edilmiş hali var. Tam olarak oluşturulmak istenilen model aslında buradaki modele yakın. Ama tabii hayata geçirilirken şu anda özellikle katman 3 kısmında burada ufak tefek modifikasyonlar olabilir. Temel olarak bireyden bireye gönder al mekanizmasıyla oluşturulmuş bir sistem. Orayı da okuyabilirsiniz. Şimdi son en aşağıdaki menüye geldik. Buradan da hızlı bir şekilde geçelim. Şimdi Get Started'ın altında bir kere cüzdanlarımızı gördük az önce. Buy Hackash'te merkezi borsalara yönleniyoruz. Tarayıcı gördük. Bireysek, nereye tıklayacağımızı madenciysek, şirket olarak geldiysek, tasarımcıysak, artistsek, sanatkarken bunları tek tek gördük yukarıda. Run a full node'a bastığımız zaman da yine bize madenciliğe yönlendiriyor. Uygulamayı indirtiyor. Madencilik yapabiliyoruz. Learn'a geldiğimiz zaman beginners bir manuel var. Bunu tıkladığımız zaman aslında şuradaki Hackash DAO web sitesine gidiyor. Hackash DAO web sitesine şimdi değineceğim şurada. O yüzden şunu atlıyorum. Learn'un altında Hatch'a bastığımız zaman Hatch coin'i yine detaylı bir şekilde görüyoruz. Hatch, Diamond ve BTC'nin detaylı bir şekilde anlatımını görüyoruz. Katman 1, katman 2, katman 3 detaylı anlatımlar, linkler, GitHub'daki makalelere yönlendirme. Hatch Unit'e girdiğimiz zaman da burada aslında yine az önce söylediğim gibi Bitcoin'de işte sıfırdan sonra virgülden sonraki hanede belli bir sınır var. İşte Bitcoin'in değeri çok fazla arttığı zaman bu sınır yeterli olmayabilir. Hesap kitap meselesi biraz farklı. Hakaş bunu birazcık daha sürdürülebilir. Uzun vadeli yapmış. Fiyat çok çok yükselerek seviyelere gelse bile hala hesap kitabı rahat olabilecek şekilde hazırlamış. Bir de web sitesi hazırlamış ki burada neyin ne olduğunu önden anlatalım diye. White paper'ımız var. Şimdi böyle bir proje olduğu için aslında white paper önemli. Yaklaşık 80 sayfa, başlarda teknik olmayıp sonra çok teknik seviyelere gelen bir white paper var. İlgileniyorsanız buraya da bakabilirsiniz. Şimdi burada bir community tarafı var. Community gördüğünüz gibi Twitter'lar, Telegram'lar, Discord'lar var. Bir de HackHashTalk var. Bu da bir forum. Foruma da yazabiliyoruz. Çok aktif olmasa bile yine de biraz aktif gördüğünüz gibi. Son bir ay içerisinde belli başlı paylaşımlar burada mevcut. Buradakilerin hepsi ekip olmadığı için topluluklar tarafından oluşturulmuş ve topluluklar tarafından kullanan linkler. En aktif kısım burada Discord diyebilirim. Telegram ve Discord diyebilirim. Son olarak burada community'nin sol tarafındaki linklere giriyoruz. Yine topluluk tarafından geliştirildiği için her şey web siteler dahil. Burada yan bir sürü web sitesi var ve hatta tüm web siteleri bunlar değil. Şimdi şu web sitelerine hızlıca bir bakalım. Bir HackHashDAO diye web sitemiz var. Buraya girdiğimiz zaman aslında ana web sitesinde anlatılan şeyler burada tekrar tekrar ve bazı linklerin altında biraz daha farklı bir şekilde anlatılıyor. Ama genelde linklerin gittiği yerler aynı. Madencilik, konunun ne olduğu, sosyal medya linkleri hepsini burada görebiliyoruz. Bir HackHashDAO sitemiz var. Bir HackHashNews sitemiz var. Burada da blog paylaşımları gibi değerlendirilebilir. Düzenli bir şekilde 2023'ün Eylül'üne kadar gelmiş. O noktada bir duraksamış. O noktaya kadar herhangi bir problem yok ama. En sonda 2024 için bir işte vizyon paylaşımı gibi bir paylaşım yapılmış. Öyle duruyor. Şimdi Hakaş Diamond Art diye bir sayfa var.
Şimdi bu sayfa az önce hacın madenciliğinin yapılıp sonra 0 ve 5 bloklarına gelindiğinde Hac Diamond'ın çıkması ve bu sırada hacın teklif olarak verilmesi ve onun da burn olmasının hepsini görebildiğimiz bir sayfa. Bunu bir kısaca anlamaya çalışalım. Çok detaylı değil. Kullanmadan anlaşılmaz zaten. Gördüğünüz gibi bir sonrakinin diyor işte madenciliği şu anda yapılıyor. Teklifleri başladı diyor. Henüz de şu anda teklif verilmemiş derken verdi bir tanesi. Tıkladım yanlışlıkla. İşte 0.0002 diye teklif verdi. Bir tane teklif veren kişi oldu. İşte 3 dakika 30 saniye civarlarında bekleme süresi var şu anda. Artıyor, azalıyor. Bu şuradaki süreyi takip edebilerek ne yöne gittiğine bakabilirsiniz. Belli bir süre sonra tamamlandığında madenciliği yapılıyor. NFT atanıyor. En yüksek teklifi verenin oluyor o NFT ve o sırada da şurada yukarıda gördüğünüz gibi 2019'un şu tarihinden beri şu kadar hacı bu sistemde yakıldı diyor. Burada verilen teklifler HD Diamond'lar oluştuğu zaman büyük oranda burn oluyorlar. Böyle de bir istatistik var. Şurada da sürekli değişiyor, değişiyor. Görebiliyorsunuz NFT'lerin görselleri belirleniyor. Aşağı doğru gittiğiniz zaman da hash time nedir? NFT'ler nasıl belirlenir? İşte NFT'lerin görsellerinin mantığı, nereden geldiği. Nereden geldiği de burada işte HIP 8, HIP 9 gibi yazıyor. Toplulukla birlikte konu açılıyor. Tartışılıyor. Teferruatlarına karar veriliyor. Renk ayarı, şekil ayarı bunlar belirleniyor. NFT'ler oluşturuluyor. Aşağı doğru bütün soru cevaplarınızı alabileceğiniz bir sayfa var. Burada HD Art'ta. Hemen altında Hackash Money var. Tıkladığımız zaman yine Hackash'in kendisini anlatan, geçmişten bugüne kadar olan bu Cyberpunk vizyonunu anlatan ve burada gördüğünüz gibi fiziksel para, dijital para, altın, Bitcoin ile kıyaslamalarını anlatan bir web sayfası var. Yine ayrıca bir web sayfası. Burada sıkça sorulan sorular da var. Buraya da bakabilirsiniz. Bir hackash.com var. Bu da ayrıca bir web sitesi. Bitcoin'i ölçeklendiriyoruz ve daha fazlasını yapıyoruz şeklinde. Yine hackash'ı tüm detaylarıyla burada anlatan bir web sitesi var. Hatta belli başlı burada etkinlikler var ama yine bu etkinliklerin hepsi direkt Hackash etkinliği değil. Bazıları Hackash'la hiç bağlantısı olmayan etkinlikler. Ama burada paylaşılmış. Bazıları da topluluk tarafından Hackash topluluğunun da içinde bulunduğu etkinlikler orada paylaşılmış. Hackash Diamonds diye bir web sitemiz var. Bu da Hackash Diamond kısmını bize temel olarak anlatan mentalitesini bir web sitesi. Linkler genelde dediğim gibi ilk ana web sitesindeki linklerle benzer yerlere çıkıyor. O yüzden tek tek gitmiyoruz. Bir de Hackash.co diye bir web sitesi var şu anda. Burada da aslında Hackash Diamond'larımızı şu anda alıp satabildiğimiz bir ortam var. Burada gördüğünüz gibi belli başlı Hackash Diamond'lar var. Biraz görselleri güzel olanları seçmişler. Buraya koymuşlar. Bunlar şu anda burada alıp satılabiliyor. Gördüğünüz gibi 1880 USDT koymuş bir tanesini. Bir tanesini 450 USDT koymuş. İşte çok iyi anlamak lazım bunun piyasasının bunun ederi olup olmadığını. Ben tabii bu kısma şimdilik girmiyorum ama tıkladığınız zaman bu tarayıcı üzerinde de görebiliyorsunuz. İşte hangi blokta üretilmiş, ne kadar işte fiisi olmuş, ne kadar komisyonla gitmiş, ne kadar teklif verilmiş, görsel ayarı nasıl gelmiş. Bunların hepsi bir de inscription üzerinden şeyin üzerine kayıtlı yani. O yüzden burada gerçekten sağlam bir NFT oluşturma altyapısı oluşturulmuş. Şimdi son linkimiz de Hackash'i. Bunu da tamamladık. Buradaki tüm linklere baktık. Web sitesini bitirdik. Projenin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Şimdi değerlendirmeye geçeceğiz. Değerlendirmeye geçmeden önce şu tarayıcıyı tekrar açalım. Kapalı kalmasın. Bir de ekiple alakalı bir yorum yapmak gerekiyor. Ekibi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Ama dediğim gibi YouTube'da birkaç yıl önce çekilmiş birkaç tane video var. O videolarda belli başlı isimler var ama onlar da ekipten olmadıklarını zaten söylüyorlar videolarda. Yakın geçmişte CryptoOffice YouTube kanalının videoları var. Gördüğünüz gibi CryptoOffice kanalının bu projeyi başlatmış olduğunu ve gizli tuttuğunu düşünmüyorum. Onlar değildir bence sahipleri, kurucuları ama kurucu gizli. Ama geliştiriciler burada. GitHub'a girdiğiniz zaman şurada sağ tarafta People var. Bu GitHub'a bağlı olan People. Şimdi bu proje açık kaynak kodlu olduğu için, burada GitHub'da geliştirmeler devam ettiği için, burada kim geliştiriyorsa bu adamlar kurucuyu ya tanıyor olabilirler ya da kurucunun kendisi olabilirler. Ben buradaki kişilerin her birinin profilinin üzerinden tek tek geçtim. Burada adı soyu net bir şey, soyadı net bir şekilde açık olan burada John Belshaw diye birisi var. Galiba Kanada'da ama tam olarak detaylı bilgi edinemedim. Doğru bir LinkedIn sayfası veya herhangi bir şey elde edemedim. Ama burada dikkatimi çeken şurada Jojoin diye bir hesap var.
Kim olduğu belli değil. Fakat bu kişinin GitHub'ı güçlü bir GitHub. Bu kişi GitHub'da 2012'den beri aktif ve aynı zamanda Hackash'ın en büyük paylaşımlarını da bu kişi yapmış, en ince detayına kadar. O yüzden bu kişi kurucu da olabilir. Kurucu değilse de kurucuya yakın bir kişi olabilir. Ama yine de çok fazla derinlerine girmeye gerek yok. Kurucu gizli kalmaya çalışmış zaten. Bunu bilmemiz bizim için yeterli. Şimdi projeyi değerlendirmeye çalışalım. Öncelikle projenin eksileriyle başlayalım. Şimdi bu projede dediğim gibi ekibi eksi saymayacağım. Çünkü tamamen merkeziyetsiz olmak üzere hazırlanmış proof of work bir ağ var karşımızda. Ekip kısmını kenara koyuyorum. Birinci eksimiz ne? Şu anda başlarda olduğumuz için ilk yıllarda %40 civarında bir enflasyon var. Buna bir kere dikkatli olmak gerekiyor. Piyasa bir anda terse dönerse %40 enflasyonlu bir projede tehlike çanları çalabilir. Birinci konumuz bizim için bu. İkinci şu anda eksi sayabileceğimiz şey şu anlık dikkat edilmesi gereken şey son birkaç ayda 30x yapmış fiyat. Şu anda giriş yapacak kişi bir tık düşünmeli, bir tık dikkat etmeli. Tabii ki şu anda bile market cap'i hala 13 milyon dolarlarda düşük olarak görülebilir. Ama yine de yakın zamanda 30x yapmış bir projeye dikkat edilmesi gerekiyor. Borsa sayısı şu anda az. Borsalarda nasıl listelenecek? Ekip yok. Diğer borsalara işte listelenirken önden para vermek gerekiyor gibi konular var. Şimdi Bitcoin'in de ekibi yok. Önden para mı verdi diğer borsalarda listelenirken? Hayır. Ama Bitcoin arkasında kitleleri götüren bir yapı olduğu için merkezi borsalar koşa koşa listelediler Bitcoin'i. Tabii ki kimseden para almalarına gerek yok. O yüzden Bitcoin gibi Hackash'in de o noktaya doğru ilerlemesi lazım ki rahatlıkla diğer borsalarda listeleyebilsin. O yüzden bu konu takip edilmeli. İşte Twitter'daki takipçiler kaç tane cüzdan adresi var, kaç kişi bu konuyla ilgileniyor, video sayıları artıyor mu, yabancılar projeyi fark ediyor mu gibi konulara dikkat etmek gerekiyor. Bu da yine ufak eksilerinden bir tanesi. Şimdi proje anlaşılması zor bir proje. Sadece Bitcoin felsefesiyle onun aynısı gibi çıksa olmaz. Zaten Bitcoin var. Mutlaka bir değişiklik olması lazım. Onun vizyonunu devam ettirmesi lazım. Ama altyapıdaki problemlerini çözmesi lazım. O problemleri çözerken de proje tabii ki birazcık kompleks bir hale geliyor. Şimdi tarayıcıya girdiğimiz zaman Hackash Diamond, işte buradaki Proof of Work mekanizması, yeni coin'leri üreme mekanizması, burada BTC de yazıyor, Hackash Diamond da yazıyor, bazı görseller var. Bunları en başta anlamak yine sıradan bir kripto kullanıcısı için birazcık zor. Ama zaman içerisinde birazcık daha oturacaktır diye düşünüyorum ben. Ama yine de şu anda burada da bir eksisi var. Bu eksilerin yanı sıra projenin şu anda sadece bir tane büyük eksisi var. Bu söylediğim eksiler küçüktü. Bir tane büyük eksi veya büyük risk diyebileceğimiz bir konu var. O da şu. Şimdi kripto piyasası zaten boğa hareketi içerisinde. Bitcoin ve arkasından koşan bir sürü coin var. Altcoin var. Bu altcoinlerden bazıları işte atıyorum Solana'lar, internet kompütörler, Ethereum'lar falan çok büyük kitleleri olan, çok büyük yazılımcılar olan başında ekipler olan bu ekiplerin de çok ciddi pazarlama yaptığı projeler. O yüzden şu anda herhangi bir projenin ekip gücü de arkadan olmadan, parasal bir güç de arkasında olmadan ön plana çıkması bayağı zor. Kendini göstermesi, bilinebilir bir hale gelmesi bayağı zor. Bu önemli bir eksi. Buna dikkatli olmak gerekiyor. Önemli bir risk. Buradan Kaspa projesine dikkat etmek gerekiyor. Kaspa yine örnek olan projelerden. Çünkü Kaspa'da yine bu borsalar üzerinden çıkıp sonra diğer borsalara sıçrayıp başında ekipten olmasına rağmen çok iyi noktalara kadar ulaşabilmiş bir proje. Şimdi Hackash bunu başarabilir mi? Başarabilme ihtimali var. Evet ama Kaspa bunu çok disiplinli ve düzgün bir şekilde ayı piyasası içerisinde yaptı. Ve ayı piyasası içerisinde özellikle kendini gösterebilme marketing savaşı şu anki kadar büyük değildi. O yüzden şu an için kısa ve orta vade için Hackash için çok zorlu bir yol var. Hackash topluluk üzerinden gidiyor sadece bir de. Oldukça zorlu ama şimdi Hackash bunu zaten ben bir yılda iki yılda yapacağım diye planlamamış. Gördüğünüz gibi burada çok disiplinli 66 yıllık bir plan var. Bu da sadece ilk 66 yılını görüyoruz biz yani. Bu plan öyle bir şey gösteriyor ki bize diyor ki evet piyasa boğaya da girebilir, ayıya da girebilir, bir sürü şey olabilir. Bu proje kendini gösterebilir, madencilerin ilgisini çekebilir, çekmeyebilir fark etmez. Ama zaman içerisinde yavaş yavaş oturacaktır şeklinde bir plan yapmış. O yüzden kısa ve orta vadede nereye gideceğini tam kestiremeyiz. Hele ki şu anki şartlar içerisinde. Ama orta ve uzun vadede
belli noktalara gelebilir. Bunu tespit edebilmek için de projeyi dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Artılarına geçelim. Şimdi evet %40 enflasyonumuz var şu anda ama o enflasyonun her yıl azalacağını biliyoruz. Ve sonunda halvingler olacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda önden madencilikten birileri ceplerini tam doldurmasın diye geçen yıllar boyunca endişe edeceğimiz bir durum yok. Projeyle şimdi buluştuysak, şimdi entegre olmaya çalışıyorsak tam zamanı denilebilir. Önümüzdeki 5 yılda dahil ederek konuşuyorum. Bu tokenomics'teki artı konusu. Şimdi borsalarla alakalı bir artı konu söyleyeceğim. Bu ZGX ve Nankayaacı, evet çok fazla kullanılmayan borsalar. Kilopi projesi de zaten Nankayaacı'da biliyorsunuz. Kaspa da bu borsalardan çıktı. Bu iki borsanın bir özelliği var. Merkeziyetsiz borsalardaki likidite mantığıyla, automated market making mantığıyla çalıştıkları için bu iki borsa inovatif borsalar. Bu borsaların ismini ileride daha fazla duyacağımızı düşünüyorum. Hackeş'in de buralardan çıkıp Kaspa'nın yollarından gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi bir artısı daha var. Çok sağlam bir tarayıcı. Tarayıcının üzerindeki tokenomics dağılımı. Hackage Diamond'ın çok sağlam bir minting mekanizması, ortaya çıkma mekanizması. Bunun çok disiplinli bir şekilde takip edilebildiği bir sayfa. Chain'den gelen veriler. Bunların her birinin NFT'ye dönmesi. Hatta şurada bir örnek daha göstereyim. Nasıl düzgün yaptıklarını onu da görelim şurada. Hatch Diamond adresleri de girip bakabiliyoruz. Hatta bu adreslerin detaylarına girdiğimiz zaman biz şurada diamondların detaylarını gördüğümüz zaman o NFT diamondların kod uzantılarını hepsini tek tek görebiliyoruz. Yani bu hesapta mesela Hatch Diamond'dan 4014 tane var. Burada o 4014 tane diamond'ın her birinin gördüğünüz gibi kodları da var. Gördüğünüz üzere. Yani burada boş bir sistem yok. Gerçekten sağlam bir altyapı var. Bitcoin üzerindeki ödeme problemlerini, Hatch Diamond'daki değer mantığını her birini kombine ederek oturtmuşlar. Bir de katman 3'ü koyup DeFi'yi, merkeziyetsiz finansı ve smart kontratları getirirlerse bu proje adından bahsettirebilir. Böyle bir ihtimal var. Bu da projenin önemli artılarından bir tanesi. Hazır çalışan bir sistem ve aynı zamanda topluluğu güçlü. Yine hatırlamamız gereken en önemli konulardan bir tanesi Kaspa yukarı doğru adım adım giderken hiçbir şekilde Kaspa'yı bırakmayacak çok geniş bir topluluk vardı. Ve şu anda hali hazırda Hackeş'in kendi topluluğu içerisinde de bu Kaspa topluluğu, hatta başka Nexa ve benzeri projelerin topluluğundan da birçok kişi bir araya gelmiş durumda. Bunlar da projenin artılarıydı. Şimdi önümüzdeki süreçte neler olabilir? Kısa vade, orta vade, uzun vade bir bunu anlamaya çalışalım. Sıralamasını anlamaya çalışalım. Şimdi bir kere boğa devam ederse. Bu proje şu an hali hazırda 30x yaptığı için geriye gelme gibi hareketler yapabilir. Önceki sıçramalardan da görülebilir. Fakat bu geriye gelmelerden sonra tekrar sıçrayabilir, tekrar inebilir. Şu anda boğa da olsa, ayı da olsa bu hareketlerini tam olarak tespit edemeyiz. Çünkü proje henüz çok büyük kitleler tarafından bilinmiyor. Hacmi çok yüksek değil. Yeni yeni kendini ortaya çıkartmış bir proje. O yüzden burada bu hareketleri yapabilir. Boğa devam ederse sıçrama yaşayacaktır. Ve tekrar ay geldiğinde tabii ki düşüş yaşanacaktır. Peki önemli soru. Boğa geldiğinde sıçrama yaşandı. Ayı geldiğinde düşüş yaşandı. Fiyat çıktığı noktanın altına düşer mi? Böyle bir ihtimal tabii ki var bu projede. Şimdi neden? Bir, şimdi %40 civarı bir enflasyonumuz var şu anda. Bu enflasyon bu civarlarda devam ederken boğa bitebilir. Böyle bir durum var. Tokenomics konusu var. İki, projenin başına hack olasılığı pek geleceğini zannetmiyorum bu tür bir proof of work'te. %51 atak konusunda göz önünde bulundurmuşlar. Dokümantasyonlarında var. Bu hack olasılığının pek olacağını zannetmiyorum. Takımı tanımıyoruz, bilmiyoruz ama takım zaten ön kurguyu yapıp ağı bırakmış. Şu anda geliştiriciler sadece GitHub üzerinden geliştirme yapıyorlar ama takım problemi diye bir problem yok. Sadece tanınabilite, yani popülerite problemi var. Bu da şu an boğada birçok farklı konunun trend olması burada ilgiyi Hakaş gibi projelerin üzerinden başka yönlere çekebilir. NFT'ler popüler olursa tekrar Hakaş bundan belki nem alabilir. Proof of Work'ler tekrar popüler olursa Hakaş bundan nemalanabilir. Ama işte atıyorum gaming'ler, DeFi'ler, bu tip şeyler popüler olduğu sırada Hakaş'tan bu ilgi başka yönlere kayabilir. Bu tip konular
Fiyatın ayı geldiği zaman tekrar bulunduğu noktanın aşağısına inme ihtimali getiriyor. Ama boğa ve ayı döngüsünün süresi de önemli. Çünkü az önce gördüğümüz gibi yaklaşık 9 yıl kadar sonra burada önemli bir halving olacak. Bu 9 yıl içerisinde de zaten enflasyon oranı minik minik düşüş sağlıyor. O yüzden belli bir süre sonra tekrar trend komple bambaşka noktalara gidebilir. Peki piyasa ayı olarak devam ederse, piyasa bir anda sert bir düzeltmeye girerse, çok büyük olumsuzluklar gelirse ve ayıya dönerse, bu tip bir şey olursa, yine başta böyle belirsiz hareketler yapacağını düşünüyorum. Sonra yumuşak bir düşüş olacağını düşünüyorum. O yumuşak düşüş devam ederken tıpkı Kaspa'nın son ayı döneminde yaptığı gibi bu proje kendini yavaş yavaş gösterip ayıda bile yukarıya doğru gitme ihtimali var. Böyle bir potansiyeli var bu projenin. Yatırım tavsiyesi değil. Peki 1318. sırada olan bu proje şu anda nerelerde olmalı? Bana sorarsanız şu anda bu projenin tam olarak kısa bir aralığını tespit etmek zor. Neden? Yine az önce konuştuğumuz gibi zaten market cap'i, hacmi düşük, listeli olduğu borsa sayısı az, bilinirliği daha yeni yeni ortaya çıkıyor. Topluluk güçlü, evet, şu anda birçok projeden gelmiş ama daha yeni yeni oturuyor o da. O yüzden şurada gördüğünüz sert hareketler market cap'ini çok fazla oynatabilir bu projenin. O yüzden şu anda ben bu proje için 700 ila 1500 gibi çok geniş bir aralık vermek durumundayım. Buralarda gerçekten sert bir şekilde yukarıya ve aşağı hareketler yaptığını projenin görebiliriz. En azından kısa ve orta vadede. Sonra yavaş yavaş toklaşacaktır. Yerini belli etmeye başlayacaktır. Peki risk ve potansiyeli anlayalım. Bu en önemli konu. Risk şu. Şimdi bu proje boğa devam ederken trendler başka yere kaydıktan sonra kendi smart kontrat altyapısını, katman 3'ünü oturtmak, zaten bu çok uzun sürecektir de, bunu oturtmaya devam ederken topluluğun ilgisi dağılıp bu projenin topluluğu, bu projenin tasarımcıları, geliştiricileri, GitHub'taki gönüllü geliştiriciler, onların ilgisi başka yere kayarsa, bu tip şeyler olursa bu proje bir rutine döner, bilinirliği azalır, belli bir sıralama aralığına girer, hayatına orada devam eder. Evet, hala yine ilgilenen birileri olabilir projeyle alakalı ama rutin bir sürece girer. Bu süreçte 1500'ün altına atıp böyle 1500-2000 arası yerlerde bir yerde hayatına devam etmeye devam edebilir yani. Bu projenin risk olan kısmı. Bu da kısa vadede olacağını zannetmiyorum ama orta ve uzun vadede olabilir. Böyle bir risk var. Potansiyel ne? Potansiyel de şu. Tıpkı Kaspa'nın topluluğunun yaptığı gibi Kaspa'yı düşük fiyatta satmayıp, İşte madenciler gelip madenciliğini yapıp yine de düşük fiyatta satmayıp, topluluk güçlü bir şekilde gelişe gelişe devam edip, işte takipçileri projenin Twitter olsun, işte YouTube kaynakları olsun artarak devam ettikten sonra birkaç yeni borsada listelenip boğa ayı fark etmeden proje sıralamada dikkatli ve istikrarlı bir şekilde yukarıya doğru Kaspa'nın yaptığı gibi gidebilir. Peki bunu yaparsa bir anda nerelere kadar gidebilir? Bir anda hype olup proje gidip işte ilk 300'lere kadar falan da girebilir. Ama böyle bir şey olursa yine bir geri çekilir, düzeltir. Bu tip şeyler olabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Daha yeni proje market cap düşük. Çok dikkatli olmak lazım. Bu tip şeyler olduğunu görürsek bile dikkatli bir şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde gelişim devam ediyorsa sonra ilk 200'lere tekrar proje kendini atabilir. İlk 200'lere kadar attıktan sonra yine uzunca bir düzeltme olabilir. O sırada da İlk 200'e girdiği için çok geniş kitleler projeden haberdar olacak. Bana sorarsanız çok geniş kitleler bu projenin altyapısından haberdar olunca, özellikle Proof of Work, o Proof of Work'ün içerisinden NFT'lerin çıkması, Inscription'ın buna bağlanmış olması, Katman 3 gibi bir DeFi altyapısının hazırlanıyor olması, bunlar bu geniş kitlelerin ilgisini çeker. O yüzden bu proje kendini bir yerlere kadar gösterirse sonra yukarıya daha da fazla atma ihtimali var. Bu ihtimalde bu projede var. Şimdi benim yorumlarım bu kadar. Projeyi anlamaya çalıştık. Sitenin üzerinden geçtik. Ekip ve yorumlarını da yapmaya çalıştık. Fakat en son çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Şimdi CryptoOffice YouTube kanalının videosundan bahsettim ve dediğim gibi bu benim çektiğim video bir reklam videosu değil. Ben etki alanı altında kalana, birisinin etkisinde kalarak çekmedim bu videoyu. Anlattığım şeyler size birazcık pozitif gelmiş olabilir. Son zamanlarda Kaspa'dan sonra belli başlı projelerin ve o toplulukların istikrarlı giden projelerle birlikte nerelere kadar gidebildiklerini gördük. O yüzden bu tip şeyler olabilir. Ama ben daha geçtiğimiz son yayında bahsettim. Şurada işte Kiropi'nin genel kontrol yayınında bahsettim. Burada Substratum diye bir projeye örnek verdim. Ve onun gibi başka projeler de var. Bu projeler boğada gökyüzüne kadar çıkıp ilk 50'ye kadar girip
Daha sonra piyasadan silinen projeler, Substratum gibi projeler. Size şöyle bir örnek vereceğim. Şimdi bir yana BNB alın, bir ortaya Harmony alalım, sağ tarafa da Substratum'u alalım. Neden 3 tane proje? Bunların üçü de belli başlı boğaları görmüş, çok fena uçmuş projeler ve bunların üçü de ilk 50'ye zamanında girmiş projeler. BNB, Harmony, Substratum. Şu anda baktığımız zaman BNB ilk 10'da takılıyor. Harmony ilk 200'de takılıyor. Substratum ilk 2000'de takılıyor ve hiçbir şey yok. Herkes patlamış durumda. Neden bu üç örneği verdim? Üçü de ilk 50'deydi. Hangileri ilk 50'de kalmaya devam etti? Bu ilk 50'ye girdikten sonra altyapısını güçlü bir şekilde geliştirmeye devam eden, topluluğunu aldatmayan, değer katmaya çalışmaya devam eden BNB ilk 10'a yerleşti. Bunu yapmaya çalışıp beceremeyen veya bazı problemlerle karşılaşan Harmony ilk 200'de kalmayı başardı. Bu noktada ne yapacağını bilemeyen, elini ayağına dolaşan Substratum gibi bir projede siteden bile kim oldukları belli olmasın diye ekibi kaldırıp 2000 lira kadar düştü. O yüzden bu projede şu an yolun başında, toplulukla birlikte bir yerlere kadar gelecektir. Öyle görünüyor ama takip etmek gerekiyor. Evet, ekip yok. Ekibi takip edemeyeceğiz. Neyi takip edeceğiz? Altyapı gelişiyor mu? Gelişiyor mu? O takip edilebilen topluluk var ya, Telegram veya Discord. Burada tasarımcılar gerçekten bir şeyler ortaya çıkıyor mu? Yeni borsalar listeleniyor mu? Ekip olmadığı için yeni borsalarda listelenmesi bu proje için mesela çok önemli. Bunların takip edilmesi lazım. Bunlar olmuyorsa ters yöne doğru da gidebilir. Bunlar ola ola hype'den devam ediyorsa çok yüksek noktalara da gidebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bir sonraki video Salı günü olacak akşam Pathfinder uygulamasını takip ederek bildiğiniz üzere Salı günleri Pathfinder üzerinden çıkartıyorum. Salı gününden önce bu pazar belki altcoin sepeti videosu gelme ihtimali var. %100 değil şu anda. Araya sokmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda burada olursanız görüşmek üzere. Hoşçakalın.